Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Postakop özel yayınımızda sizlerleyiz ve değerli konuğum da bugün değerli hocam Bursa'dan geliyor. Uzman diş hekimi Faruk Er hocam bizlerle. Dilerseniz öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ardından da keyifli bir sohbetle de başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi hocam. Bizlerdeyiz. Sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı gülüşlerle elbette ki değil, en azından bu zaman dilim içerisinde. Artık bizler de varız diyoruz. Bakalım hastalarımıza, danışanlarımıza neler söyleyeceğiz, neler öğreneceğiz ama öncelikle sizleri tanımak ve tanıtmak istiyorum. Buyurun lütfen. Eskişehir'de doğdum. 30 Mart 1981 tarihinde. İlk ve orta öğrenim Eskişehir'de bitti. Daha sonrasında Ankara'ya gittim. Ankara Diş Hekimi Fakültesi mezunuyum. Sonrasında fakültenin bitiminde Kıbrıs'ta özel bir üniversitenin kuruluşuyla ilgili hocalarımızın bir çalışması oldu. Bizler de İlk başta asistan olarak, daha sonra öğretim görevlisi kadrosunda olarak yaklaşık 8 sene kadar Kıbrıs'ta kaldım. Yaklaşık 4 sene falan oluyor. Bursa'ya geri döndüm. İşte 4 senede Bursa'da klinisyen olarak çalışıyorum. Şu anda kendi muayenehanemin hazırlık kuruluş çalışmaları içindeyiz. İşte 15-20 güne inşallah muayenehanemizi açacağız. Neden bu meslek hocam? Bir hikayesi var mı sizin için? Neden bu meslek? Ben sınava yaklaşık 99-2000 tarihleri civarında girdim. O zamanın koşulları, kendi ailemizin bulunduğu koşullar. Bir de o zamanlar hala halkta hekime ve doktora bir şey vardı. Hem sempati vardı hem saygı vardı. Ve onun getirdiği şeylerle ben diş hekimliğini seçtim. Aslında yine öyle hocam. Bu zamanda da hekimlerimize ama belki gereken değer ve önem. Şimdi şöyle bir şey. Kayboldu demek hani halkımıza haksızlık olur ama birazcık azaldı. Azaldı değil birazcık mi? Azaldı. Hani ki, yaşanan şeyler ortada biliyorsunuz. Yani hiç olmasa 3 ayda bir maalesef çok kötü şeyler duyuyoruz, görüyoruz. Doğru, haklısınız. Ama yani ya 20 sene öncesine göre çok farklı. Çok farklı. Çok çok farklı. Jenerasyon değişiyor, her şey değişiyor. Bakış açıları değişiyor. Halbuki daha da artması gerekirken... Şimdi şöyle bir şey var yani bizim öğrencilerimizin son 2 senesi kliniklerde geçer. Klinikte biz hasta bakmaya başlarız birebir. Daha 21-22 yaşındaki çocuk bile, biz o zamanlar çocuktuk yani. Giydiğimiz o beyaz doktor üniformasına, önlüğüne hastanın olan saygısını ben çok net biliyorum. Çok net yaşadığım için değişen bir takım şeyler var. Maalesef ki yok var. Yok değil yani. Gereken değerleri, maalesef ki olması gereken değerleri aslında yitiriyoruz. Maalesef. Gençlere tavsiyeleriniz neler olacaktır hocam? Bu mesleği seçmek isterlerse şayet veya bu mesleği icra eden gençlerimize sizin tavsiyeleriniz neler olacaktır? Sadece şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani halkın gözünde bizler sanki böyle çok uçuk paralar kazanan insanlar gibi görünüyoruz. Bir defa böyle bir şey yok. İkincisi, mesleğimiz gerçekten zor. Masa başı bir iş yapmıyoruz. Evet. Bilfiil hastayla, hastanın her türlü şikayetiyle ve her türlü problemiyle ilgileniyoruz. Sabırları varsa ve mesleği gerçekten seviyorlarsa bunu yapsınlar. Çünkü şöyle bir şey, bizler hayatımızın sonuna geldiğimizde de bu unvanlarla gidiyoruz. Diş hekimi olarak, doktor olarak. Yani dolayısıyla hani bizim emekliliğimiz yok. O yüzden bu işin emekliliği olmadığını bilerek sabırları da varsa bu mesleği seçsinler. Ya bu meslek güzel bir meslek. Neler yapıyorsunuz peki hocam? Uzman diş hekimiyiz. Uzman diş hekimiyiz. Ben restoratif diş tedavisi uzmanıyım. Şimdi restoratif diş tedavisi ne demek? Hani evet. Bu insanların içinde acaba o ne gibi bir takım sorular oluyor. Restoratif diş tedavisi özetle şu demek. Diş sert dokularındaki çürük, bakteri veya bunlar olmaksızın oluşan kayıpların restore edilmesi. Dolgu gibi materyallerle. Aynı zamanda hastanın estetik beklentileriyle ilgili beyazlatma, kompozit demine, bu tür beklentilerin karşılığında bilim dalına diyelim biz. Çünkü bizler bu işin PhD yani doktorasını aldığımız için restoratif diş tedavisi diyoruz. Yaklaşık 8 veya 9 sene oluyor, zamanla ilgili yanılabilirim. Aynı tıpta olduğu gibi diş hekimliğe de uzmanlık yasası geldi. Ben ve benim gibiler biz uzmanlık yasasından önce doktoraya başlayan kuşağız. Bizler hem bilim doktoru unvanı aldık hem de Sağlık Bakanlığı'nın bize tanıdığı hakla biz uzman diş hekimi unvanı da aldık. Durum bu. Harika. Yemeğinize, yüreğinize sağlık. Yani meşakkatli bir yolculuk. Zor elbette ki. Yani toplamda fakülteyle beraber baktığınız zaman uzman diş hekimi yaklaşık bir 11-12 senelik uzun bir yolculuk anlamına geliyor. Ne kadar uzun. Evet. Yani şimdi sabır demiştim ya başta. Aynen öyle. Sadece hasta değil. Hani meslek olarak da bazı şeyler hemen elde edemiyoruz. Tabii ki. Bir işin yaşı, bir zamanı var.
O yüzden sabretmek gerekiyor. Yani dışarıdan çok farklı görünebilir. Kesinlikle. Çok kesinlikle, parlak az önce hocam dediği gibi işte kesinlikle. Ünvanlara kapılmak gibi algılayabilir ama ciddi bir emek, ciddi öğrenmeye açık, kendini yenileyen, hem kendini hem de bu sefer karşıdaki kişiyle iletişim, çeşit çeşit insanlar gidip geliyor hocam. Kesinlikle, kesinlikle. Günde kim bilir kaç hastayla iletişim halindesiniz. Şimdi şöyle bir şey, ben bazen genç arkadaşlarımız geliyor, işte yeni mezunlar, şimdi uzmanlık sınavı var diş hekimliğinde de. Yani diyorlar ki işte, abi ne yapalım, işte hocam ne yapalım, yani diyorum ki neyi daha çok yapmak istiyorsanız onu seçin. Çünkü uzun soluklu bir iş yapıyoruz. Hani bir de şöyle bir durum var. Biz bir hastayı bir kere tedavi ettikten sonra hastayı bir daha görmeye gibi şeyimiz yok. O hastayı biz bir daha da görüyoruz. Tabii. Dolayısıyla siz yaptığınız işin sonuçlarıyla bir fiiline kendiniz etkileniyorsunuz. Dolayısıyla ben genç arkadaşlarıma hep şey diyorum. Hani neyi daha çok yapmak istiyorsanız onu seçin. Onu yapın. Çok çok önemli noktalar. Ve dişçi koltuğundan da korkmayalım değil mi hastalarımız için? Evet, korkmayın. Korkmayalım belli aralıklarla. Kesinlikle. Şimdi şöyle gerekiyor. Bir şey. Avrupa'da ve Amerika'da sigorta şirketlerinin dayatması ve şeyleriyle 6 ayda bir rutin olarak diş hekimine gitmek zorundasınız. Hı hı. Eğer 6 ayda bir hekimine gitmezseniz diş tedavilerine ki bizim ülkemizde olduğu gibi değil, Avrupa'da ve Amerika'da diş tedavi fiyatları gerçekten çok yüksek. Kendiniz ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla 6 ay bizim için ideal bir süre. Hı hı. 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmek şart. Belki bunu artık yavaş yavaş kırdık hocam. Son zamanlarda yani bu kozmetik bakımla ilgili mesela ön planda olunca ister istemez işte direkt biz yüzümüzden bakımlara başlıyoruz. İşte dişler hocam artık lüks değil. Hani işte Hollywood gülüşleri istiyorlar. Hocam şuna benzesin, bembeyaz olsun. Şöyle bir şey. Şimdi özellikle son 20 senede sizin de dediğiniz gibi sadece diş değil, yüzümüzle ilgili artık herkes görsel bir takım işler yapıyor. Mesela siz, hı hı, sürekli halkla ilişkisiniz, ekran karşısına çıkıyorsunuz, hı hı, sizin yüzünüz, gülümsemeniz direkt insanların gözündeki ilk izlenimizi yaratıyor. Hı hı. Dolayısıyla diş estetiği de bunun başında geliyor. Benim mesela pek çok hastam var, işte atıyorum 30 yaşında, işte biz işlemleri yapıyoruz, işte porselenleme yapıyoruz, beyazlatma yapıyoruz. Diyor ki, hocam ben ilk defa güldüm. Şimdi bu mesleğin en güzel tarafı bu. O yüzden sadece hani işin sağlık ve fonksiyon tarafı değil, estetik kısmı da artık sağlık kadar önemli. Önce onun için geliyorlar hocam. Görüntü tabii, için tabii, arkasından tabii, sağlık tabii. Artık oldu. Biliyorsunuz gülümseme tasarımları, Hollywood smile'lar bunlar artık çok önemli çok bir noktaya başladı. Geldi. Hı hı. İşte bunlar 15 sene önce yaptığımız işte ilk önce sağlık ve fonksiyona bakarken şimdi en az onlar kadar estetiğe de önem vermek durumundayız. Ona göre hareket öyle. Ediyoruz. Öyle hocam mesleğinizin keyifli ve zor yanları nelerdir sizin için? Mesleğimin keyifli yanı o mesela dediğim gibi mesela bir hastam bana geldiğinde hocam ben ilk defa gülümsedim dediği zaman ben çok mutlu oluyorum. Veya tam tersi işte 40 senedir diş hekimi koltuğuna oturamamış ben çok korkuyorum diyor. O tedaviden sonra dediği şey şu hocam ben bugüne kadar boşu boşuna korkmuşum. Bunlar beni mutlu ediyor. Zor yanları da neticede ağrıyla uğraşıyoruz. Vücutta bir takım ağrılar vardır işte bayanların gebelik dönemindeki doğum sırasındaki ağrıları denir, böbrek ağrıları denir, bir de diş ağrısı. Evet. Bunlar insanların en fazla acı hissettikleri dönemler. Dolayısıyla sürekli ağrısı olan insanlarla uğraştığımız için bu mesleğimizin zor yanı. Hı hı. Yani onun dışında mesleğimizin zor yanı. Bir de tabii son 5-6 senedir bu estetik kaygılar, şimdi estetiğin de bir takım limitleri var. Anlatabiliyor muyum? Hani bu şey gibi, siz 100 metrekare alana, tutup 50 katlı bina yapamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Belli şimdi sınırları var. Belli sınırları var. Fakat insanlar işte isim vermeyelim bilmem kimin dişleri gibi olsun. İşte onun gibi güleyim. Bunların limitleri var. O limitleri aştığımız zaman, aşmaya kalktığı zaman hastalarımız o zaman bizi biraz üzüyorlar. O fotoğraflarla geliyorlar mı hocam? Hocam şunu benzeyelim. X kişi olsun, şöyle olsun. Ya sormayın. Bir de yakışmayınca da hocam, diyelim o kişiye yakışmayacak. Yani biz başkasını beğenebiliriz. Yani işte bayanların bu saç modeli olabilir, saç rengi olabilir. Hocam bunu illa yapalım. Halbuki belki o kişiye hiç yakışmayacak hocam. Şimdi bakın hocam. Gülümseme tasarım denen şeyde şimdi eski Yunan döneminden kalan bir takım altın oranlar var. İşte burundan inen dikmeler, hı hı, gülümseme hattı, evet, bizim komisür dediğimiz dudakların, hı hı, köşeleri. Hı hı. Şimdi bunlara göre uygun diş estetiğini, diş şeklini verebilmek lazım. Ama herkes altın oranı uygun değil. Dolayısıyla bizim yaptığımız işte önemli olan hastanın yüz tipine, karakterine. Karakterken şu, şimdi mesela sporcu gülümsemesi vardır. İşte çekici gülümseme vardır.
Şimdi çok böyle sporcu tabiatı taşımayan bir insana sporcu gülümsemesi vermek de sıkıntıdır. Tam tersi şekilde çekici gülümsemeyi bir erkeğe vermek de sıkıntılı olabilir. Dolayısıyla biz ilk başta hastalarımız geldiği zaman bunların hepsini tek tek söylüyoruz. Yapılması gerekenleri yapıyoruz. Bazen anlatmak yetmiyor. İşi görselle de yapmak lazım. Görselde de mock-up dediğimiz bir şey var. Mesela hastamızdan ölçü alıyoruz. Laboratuvara gönderiyoruz. Hastaya anlattığımız şeyi hastanın ağzına hiçbir işlem yapmadan modeller üzerinden hastamıza gösteriyoruz. Bununla hastadan onayını aldıktan sonra işleme başlıyoruz. Dolayısıyla artık hani bir takım şeyleri de biz de hastayla birebir görseller üzerinden gittiğimiz için çok fazla da sıkıntı yaşadığımızı söyleyemiyorum. Çok daha iyi oldu hocam artık. Kesinlikle. Karşılıklı. Şimdi şöyle bir şey. Bizim mesleğimiz materyal üstüne kurulu bir meslek. Materyaller sürekli gelişiyor. Hı-hı. Sürekli yeni materyaller çıkıyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu değişikliği de sürekli takip ediyor olmak lazım. Takip ettiğiniz müddetçe, siz kendinizi yenildiğiniz müddetçe hastalarınızda çok şikayet olmuyor zaten. Aynen. Kapınızı çalıyoruz kesinlikle hocam. Nasıl ulaşabiliriz sizlere? Bana nasıl ulaşabilirsiniz? Ben Bursa'da çalışıyorum. En başta söylediğim gibi muayenem hazırlıklarını yapıyorum. Muayenemi açacağım. Hastaları da kabul edeceğiz artık. Hastaları da kabul edeceğiz. Zaten hani 4 senedir Bursa'da çalıştığım için hastaların çoğu beni de tanıyor. Hı hı. Yaptığımız iş spesifik bir iş. Öyle olunca da hastalarımızı bekliyoruz diyelim yani. Ne kadar güzel. Sizlere de sağlık. Ve nice güzeldi hocam. Başarınızın kat ve kat devamını çok sağ olun, diliyorum. Çok emeğinize, yüreğinize sağlık. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Çok değerli konuğumuz, çok değerli hocamız efendim. Uzman diş hekimi Faruk Er hocam. Posta Kobo özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.